Merhaba arkadaşlar, tekrardan mutfağıma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz lezzetli ve pratik terbiyeli şehriye çorbası tarifi veriyorum. Dilerseniz çok vakit geçirmeden çorbamızın yapımına başlayalım. Öncelikle tenceremin içerisine 5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ biraz ısındıktan sonra içerisine 1 su bardağı arpa şehriye ilave ediyorum. Şehriyelerin rengi değişene kadar sürekli karıştırarak kavuruyorum. Şehriyelerin rengi değişti. Güzel bir şekilde kavrundu arkadaşlar. Kavrulan şehriyelerin üzerine önceden kaynatmış olduğum 2,5 litre suyu ilave ediyorum. Suyunu ilave ettikten sonra tenceremin kapağını kapatıyorum ve şehriyeleri yumuşayana kadar çorbamı kaynatıyorum. Çok fazla kaynatmayın, şehriyeleriniz kırılmasın arkadaşlar. 15 dakika kaynatmanız yeterli oluyor şehriyenizin pişmesine. Çorbam kaynamaya devam ederken ben hemen terbiyesini hazırlamaya geçiyorum. Terbiyesi için 1 su bardağı yoğurt, 1 adet yumurta, 1,5 yemek kaşığı da unu geniş bir tabağımın içerisine alıyorum ve çırpma telimle güzelce pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpıyorum. Unun, yumurtanın ve yoğurdun tamamen birbirleriyle özleşmesi gerekiyor arkadaşlar. Güzelce çırptık. Artık terbiyemiz hazır. Yaklaşık 15 dakikadır çorbam kaynıyordu arkadaşlar. Şehriyeleri tamamen pişmiş. Hazırlamış olduğum terbiyeli harcımı çorbamın içerisine ilave ediyorum. İlave etmeden önce terbiyeyi biraz ılıtıyoruz. Direkt eklemiyoruz. Direkt eklerseniz terbiyesi kesilebilir. Çorbanız güzel olmaz. Terbiyeyi ılıttıktan sonra hemen çorbamın içerisine ilave ediyorum. İlave ederken de karıştırmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Yine kesilebilir çorbanız. Hemen tabağında kalan kısmı da kepçeyle temizliyorum. Terbiyesini ilave ettikten sonra çorbam tekrardan kaynamaya başlayana kadar karıştırıyorum. Karıştırmayı kesinlikle bırakmıyorum. Çorbam kaynamaya başladı. Artık karıştırmayı bırakıyorum ve kısık ateşte 5 dakika daha kaynatmaya devam ediyorum. Çorbam 5 dakika daha kaynarken ben hemen üzerine tereyağlı naneli bir sos hazırlıyorum. Tavamın içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı aldım. Tereyağı biraz eridikten sonra üzerine 1 tatlı kaşığı da nane ilave ediyorum. Nane ile tereyağı güzel bir şekilde kavuruyorum. Tereyağı ile nanem güzel bir şekilde kavruldu. Hemen tavamı bir kenara alıyorum ve tenceremi tekrardan ön tarafa alıyorum. Size daha rahat bir şekilde gösterebilmek için. Hemen üzerine hazırlamış olduğum tereyağlı naneli sosumu ekliyorum. Tavada iyi kalan naneleri de tekrar kepçeyle temizliyoruz.
Çorbam artık servise hazır arkadaşlar. Hemen çorbamı ocağımdan almadan önce içerisine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve çorbamı ocağımdan alıp servis ediyorum. Çorbamı ocağımdan aldığım hemen bir çorba kasemin içerisine alıyorum ve son halini sizlere de göstermek istiyorum. Hem pratik hem lezzetli bir çorba tarifi arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Tariflerimi ve videolarımı beğeniyorsanız da kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hemen kaşığımla size göstereyim çorbamın kıvamını, şehriyelerin rengini. Deneyen arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum arkadaşlar. Bir başka tariflerimde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.